Merhaba, merhaba dostlar, merhaba. Sevgili dostlar, hayırlı haftalar. Bugün pazartesi, Ekim pazartesi. Sizlere bugün nereyi tanıtsam, nereyi tanıtsam diye planlarken nereye geldim? Yapı Kredi'nin oraya geldim. Sazcı var. Ondan sonra Yapı Kredi'nin oradan başlayayım diyorum. Şöyle arkaları göstereyim diyorum. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hedef burada şu avuç içi kadar Köyceğiz'i sizlere tanıtmak. İşte Köyceğiz nasıl bir yer dediğinde benim videoma bakıp paylaşırsanız sevinirim. Köyceğiz, Şirin Köyceğiz. Şimdi Ekim, Ekim'de her yer kadar burası da güzel oluyor. Eylül, Ekim zaten dediğim gibi ne soğuk ne sıcak, sonbahar. Sonbahar ve ilkbahar. İlkbahar, sonbahar. Böyle falan şuraya biraz sizlere Yapı Kredi'nin oradayız. Yapı Kredi'nin orada. Şöyle biraz orayı göstereyim size. Şöyle Yapı Kredi. Bizim droncu burada Mehmet abi. Uçup durum, durup durum. Uçup durum, durup durum. Droncu. Şöyle arkadaşlar, burası da Naip Hüseyin Lisesi'ne giden yol. Şöyle yeni yeni binalar. Ondan saracım. Şöyle Köyceğiz, sakin Köyceğiz. Sakin Köyceğiz. Evet sevgili dostlar, şöyle Köyceğiz'i arka sokaklarına, ön sokakları herkes biliyor. Arka sokaklarını tanıtmak istiyorum sizlere. City Slow. Köyceğiz. Sakin şehir. Türkiye'de 16.sı. Bu da çok önemli Köyceğiz için. City Slow. Gözden kaçıyor. Kimse bundan bahsetmiyor. Ben biraz bahsedeyim istedim. Köyceğiz Türkiye'nin 16.sı. City Slow. Sakin şehir ünvanına sahip küçük cennet Köyceğiz'imiz. Küçük cennet Köyceğiz'imiz City Slow sakin şehir belgesi aldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çünkü bu ne demek? Bu sakin şehir işte. Hızlı büyüme yok. Çarpık mimar yok. Ondan sonra hocam şuna bakın nasıl güzel arkadaşlar. Şöyle. Köyceğiz'imizin güzellikleri diyelim sizlere. Şöyle şu güzelliğe bakın. Renge bakar mısınız? Evet. Şöyle devam edelim. Buralarda şöyle. Sakin şöyle arabalar. Gün ışığı. Şöyle arkadaşlar gün ışığı. Pansiyon. Gün ışığı pansiyon Köyceğiz'den arayıp rezervasyon yaptırabilirsiniz. Tanımıyorum ama çocukluğumdan beri bilirim. Burada böyle bir pansiyon var. Böyle içerisi falan da çok güzel. Gün ışığı pansiyon. Şöyle. Bu Begonville. Bu Begonville'ler daha çok Kaş, Kalkan, Patara o yörelerde hep çok olur. Ama baktım gördüm ki sevgili dostlar, Begonville'lerin güzelliklerine bakar mısınız? Nasıl güzel. Begonville. Begonville. Ornamento per favore. Che cosa cazzo. Evet. Köyceğiz'in arka sokakları. Benim 1970'ten sonra 82-83 yıllarına kadar buralarda bulundum. Şimdi bakıyorum böyle. Hem yaşam çok hızlı geçmiş. Hem de mesela şurada şu ben küçükken vardı. Çocukken var. Hala var. Bazı şeyler çok değişmiş ama işte bazı şeyler kalmış. Çok şey değişmiş. Değişmeyen bazı şeyler de var. Onlardan nostalji oluyor. Nostalji. Şöyle yapalım.
köyciyiz. Her geçen gün yavaş yavaş da olsa yavaş yavaş da olsa şöyle şöyle mesela burayı ben bilmiyorum. Toptan ve Perakende ev havlu tekstil ürünleri. Burayı bilmiyordum. İyi oldu görmem. Centilmen kuru temizlemecisi. Bakıyor, kuru temizlemeci var ama hep gözden kaçıyor. Köycüde kuru temizleme var ama genelde gözden kaçar. Şöyle. Şöyle. Şu normal halk böyle yaşıyor burada. Az insan var, o çok güzel bir şey. Çok kalabalık değil. Sakin şehir dedik ya. Şöyle. Çiçeklerin güzelliklerine. Böyle. Böyle şu caddeler. Buralarda en hızlı değişen yerler. Hızlı değişiyor. Burası da bir öbek. Burada da spor salonu var. Efor Fitness Club. Ay ay. Abi göremiyorum ama. Efor Fitness Club. Sağ ol, senden ne haber? Görüşürüz. Evet, Efor Fitness Club. Böyle. Aslında göstermem gereken bir şey vardı şurada. Sizlere onları gösteremedim. Şöyle. Birinci ol apart. Şöyle. Apart'a ihtiyacı olsa. Apart. Şöyle. İnternetten de bakabiliriz. Birinci ol apart. Amaç desteğimiz olsun. İlgilenenlere. Şurada şöyle var. Bayağı apart olmuş burada. Kar yap apart. Şöyle. Kar yap apart. Erdoğan. Böyle camimiz çok güzel işler. Lotus. Enerji. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burası köycüğümüzün arka sokağı. Bir arka sokağı ama bak gördüğünüz üzere şey hareket var. Şöyle. Burası da köycüğümüzün eski kahvesi. Bu arada bir yerde sinema vardı daha önce. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle. Eski kahvesi. Şöyle nitro bisiklet tamir bakım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Dönerlerimiz. Efendim bir dönerci daha var burada. Hayırlı işler, kolay gelsin.
Ne haber, nasılsın abi, iyi misiniz? Nasılsın? Nasıl işler güçler? Çok şükür iyiyiz. Görüşmek dileğiyle işte. Yani devam ediyoruz. Bu sokağı tanıtmak artık bize. Böyle. Şurada demirci var. Bu demirci, ben küçüktüm, vardı. Maşallah hala devam ediyor. Hayırlı işler, buraya gel. Sağ olun. Nasılsınız? Evet. Ben de bunun çünkü var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere burası tarihi köyciyiz. Evet. Evet arkadaşlar, bugün pazartesi, köyciyiz'de şöyle. Köyciğiz'de pazartesileri köyciğizin pazarı var. Şöyle yapalım. Postacı giyim köyciğiz'de. Postacı giyim köyciğizin, herkesin bildiği bir yer. Postacı, bak postacı geliyor. Oradan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Tabağı kızımıza tabi. Burada yakında bir bina yapılıyor herhalde. Şöyle. Köyciğiz'de pazartesi, Köyciğiz pazarı. Şöyle yapalım. Evet, ballarımız burada. Ballarımız Aydın Giyim. Aydın Giyim de göstereyim. Aydın Giyim de arkadaşlar. Aydın Giyim köyümüzün en eski tuhafiyecisi desek yeridir. Kaç yıldır buradasın? 29 yıl. Vay, 29. Nasıl işler güçler? Çok güzel sudur. Okuldur mukuldur. Kış gelince daha güzel. Evet, kışın sizde daha iyi şöyle değil mi? Okullar, okul açıldığı için. Her gün satış oluyor. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Aldığın para sattın mı? O zaman biz veda edelim sana. Görüşmek dileğiyle. Bal da var. Ha, gördüm, çektim. Balı da çektim. Ha. Evet. Sevgili dostlar. Köyciyiz. 80'lerde bazı yerler, 80'lerden çok iz var. Burası köyciyizin kahveleri işte. Burası da Oktay Usta'nın pidecisi. Çok lezzetli yemekleri var. Esnaf lokantası. Köyciğiz'in esnafları. Köyciğiz'in esnafları. Köyciğiz'in Nadi Efendi, kuru kahve, tarihi değerleri. Trafik gaz konusu nasıl olur? Selma Aytekin. Sen el işlendi mi? Zamana bakma. İş Bankası'nın önündeyiz. Burada İş Bankası var. Şöyle. Merhaba dostlar, merhaba sevgili dostlar. Biraz gezdik. Kendimizce bizlere buralara hayırlı günler, merhabalar. Kendimizce buralara sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da güzel yerler arkadaşlar. Küçük, samimi. Zaten burada küçük olduğu için herkes birbirini tanır. Ondan
Sonra burası da şey. Köy gibi. Köyceğiz Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğü. Şöyle. Daha önce videosunu çekmiştim. Meşhur Çin'e köftecisi burada. Şöyle. Evet, burada da çok güzel bir tane manav var. Çok güzel. Bir manav. Evine gelip sen çalışıyor ya şimdi. Denizli gibi burası da aynı. Denizli gibi. Şayan. Şayan. Burada da işte pazar yerinin girişinin karşısında burası. Ya farkında mekanlar ya, ne biliyormuş. Nilgün'ün mutfağı. Evet. Dün geldim burada. Orman Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü burada hemen karşımızda. Şurada da Köyceğiz İlçe Tarım var. 174'müş mesela. Yakışıklı çocuk, hayırdır? Hayat zor ya. Yemeğe götüreyim seni. Evet sevgili dostlar, İlçe Tarım'ını da geçtik. Köyceğiz Orman İşletmesini de geçtik. Ondan sonra buradan yavaş yavaş motorun bıraktığım yere doğru gidiyoruz. Burada böyle güzel evler. Eskiden tek katlı var, şimdi üç katlı oldu evler. Ondan sonra şu güzelle bakar mısınız arkadaşlar? Güneş. Şu güzelliğe bakın bir. Şu güzelliğe bir bakın. Köyceğiz. Vergi dairesi. Şöyle. Burası Köyceğiz Vergi Dairesi. Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Maliye'yi geçtik. Bak şu ev. Tek katlı ev. Tam hayalimizdeki ev. Tek katlı. Burcuna olmayan. Burası Köyceğiz Kapı. Şöyle yapalım. Tapu nerede diye merak ediyorsanız tapu burada hemen. Tapu burada. Şöyle. Karşısında Özkayalar mağazası var. Özkayalar mağazası. Evet, burası da Köyceğiz'in ortası diyelim. Evet arkadaşlar, başladığım noktaya geldim. Yapı Kredi'nin oraya geldim. Ondan sonra buradan sizlere veda etme zamanı geldi. Küçük azar azar olsun da videolar izlensin. Videoları paylaşırsanız, yorum yaparsanız, gel bizim cadde çok güzel. Burayı çek derseniz yorum yapın. Ondan sonra sizin mahalleyi de çekelim. Burası yukarıda belediye. Fırın. İşte arkadaşlar. Böyle yollar, caddeler çok güzel. Yalçın Avcı, gurme YouTuber, Köyceğiz.